Selamlar arkadaşlar, hareket, proje taşımacılığı, şirket incelemesi yapacağız. Kısaca e, yatırım yapan arkadaşlara ya da yapacak olan arkadaşlara e, bilgilendirme yapalım. Bilançosunu değerlendiririz, teknik anlamda e, grafiğine bakalım, destek dirençleri de e, değerlendiririz. Şöyle şirketin hisse e, internet adresine de baktığımızda e, güzel bilgilendirmeler var tabi şirket hakkında e, detaylı bilgilere sahip olmak için araştırmanızı yapın. Enerji, petrokimya, petrol ve gaz, nükleer enerji ve yenilebilir enerji alanlarında şirket faaliyet gösteriyor. Mayıs ayında halka arz olmuştu. Evet, 1957 yılında kuruldu hareket proje taşımacılığı. Başta Avrasya olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet göstermektedir. Şirket 3 kıtada ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği, proje taşımacılığı, Yenilebilir enerji, anahtar teslim çözümleri, vinç ve ekipman kiralama ile yüksek mühendislik hizmeti sunmaktadır. Bünyesinde ise 636 kişiye istihdam sağlamaktadır. Şirketin toplam taşıma kapasitesi yaklaşık 38 bin ton. Dünyanın da en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı uluslararası vinçler ve özel taşımacılık lisesine göre Türkiye'de birinci. Avrupa'da 4. ve dünyada da 15. sırada yer almaktadır hareket teknoloji taşımacılık şirketi. Evet devam edelim bilgilerimize. Son olarak 2200 tonluk vinç yatırımıyla Türkiye'deki en yüksek kaldırma kapasiteli vincini bünyesine katmıştır. %70 ihracatı var ve 36 ülkede hizmet etmektedir. Şirket dünyasında 30 ton ile 2200 ton arasında kaldırma kapasitesine sahip 23 adet paletli 40 adet mobil vinç, 10 adet high up ve 33 adet arazi tipi vinç bulunuyor. 4 ton kapasiteli telehandler bulunmaktadır. Tabi bunlar teknik bilgiler şirkette alakalı ve 550 ton kapasiteli de giriş köprüsü e, olan e, şeyler var tabii ki bu şirketin içerisinde bünyesinde. Verdiği sektör gruplarına baktığımızda hizmet sektörü, enerji, yenilebilir enerji, inşaat altyapısı, nükleer enerji, liman e, ve tersane yapımı, petrokimya, petrol ve gaz e, bulunuyor kaldırma kapasiteleri 25 tondan 800 tona kadar değişen teleskopik mobil vinçler bulunuyormuş gerçekten bu alanda dünyanın sahili önde gelen bir şirketlerinden birisi. Hareket Proje Taşımacılığı. Evet, Türkiye dışında da Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Tanzanya, Senegal ve Ukrayna'da da Ofisi bulunan e, şirketin yerli ve yabancı birçok şirketiyle de işbirliği yapıyor. E, bizim borsa İstanbul'daki şirketlerin içerisinde de işbirliği yaptığı şirketler şunlar mesela Tüpraş, Enka, Petkim, Aksa, Enerjisa, e, Akçansa, Zorlu Enerji, e, Tek, e, Petkim ve Tekfen gibi şirketlerle de e, ilişkileri bulunuyor e, hareket taşımacılığı kendi sektöründe global bir şirket olma yolunda da ilerliyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgelerinde yeni ofislerde e, kuracak. Hemen şöyle bir bilanço e, bakalım. Bilançoya 2024'ün e, 9 aylık bilançosu geldi. E, satışlarını 48 arttırmış. Bu olumlu, pozitif. Ama brüt kar, esas faaliyet karı, Bunlar bunlarda ne yazık ki eks eksi ee, bu ilk bilançosu tabii ki şirketin o yüzden e, ya da ikinci bilançosu halk arzı olduktan sonra ikinci bilançosu e, yıl sonunu bakalım nasıl tamamlayacak önemli olan o 12 aylıkta nasıl bir net dönem karı getirecek e, 2023'ün 9 aylıklarında 176 milyon e, eksi zarar açıklamıştı ama 303 milyon e, liralık bir net dönem karı getirisiyle e, net dönem karında bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Öz kaynakları aynı. 6.4 milyarlık öz kaynakları yine duruyor. Çeyreklik satışlarını da arttırmışlar. Bu da güzel. Çeyreklik net karda gerileme söz konusu. Piyasa değeri defter değeri bakımından da sektör ortalamasında gayet olumlu 1.26 PD oranıyla fiyatında makul göz, gör, gözüküyor. E, fiili dolaşım oranı %20 ile e, olumlu gayet iyi toplam 115 milyon 200 bin lotu var bunun yüzde yirmisi dolaşımda piyasa değeri de e, 8 milyarın üzerinde hisse başına karı 16.40 e, şöyle şirket bilgilerine bakalım dağılımına evet 3 ortak var burada e, 115 milyon 200 binin 3 ortakta e, bulunduğunu görüyoruz. E, %20 civarı dolaşımda var. Takasta baktığımızda en büyük tahtacılar kimlermiş? E, aracı kurumlarda ilk başta ziraat yatırım, vakıf yatırım, iş yatırım, garanti yatırım ve yapı kredi, ak yatırım böyle gidiyor. Yabancı da var mı? E, baktığımız kadarıyla Bank of Amerika'da da çok az olsa Bank of Amerika'da da var 165 bin lot civarı Bank of Amerika'da da mevcut. Evet şöyle e, grafiğe de geçelim şimdi kap haberleri Tabii vardı e, bakalım şöyle kap haberlerine önemli kap haberleri hizmet verdiğimiz enerji petrol ve gaz petro tersane offshore yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak olan e, projelerimizde pazar payımızı arttıracağız diye 9600 ton kapasiteli toplam 200 aks, akslık kendinden tarıklı modüler trailer flosuna katmak üzere anlaşmaya vardı diye. Birçok tabii ki kap haberleri var. Bunları da e, elbette takip etmemiz lazım. Yatırım yaptığımız şirketin kap haberlerini. E, şurada daha iyi bir kapa veri ben görmüştüm. Bir yine e, iş anlaşması vardı. Şirketin 6 Kasım'da Evet, bunu okumuştuk. 9.600 e, kapasiteli. Evet, 725 bin dolarlık bir yabancı şirketten Birleşik Arap Emirliklerinde yapımı devam eden proje kapsamında ağır yük kaldırma hizmetleri konusunda anlaşma e, yapılmış. Evet, şöyle grafiğe de bakalım ve e, toparlayalım. Evet. düşen trendi vardı. 94 lira 15 Ağustos'ta 94 liradan aşağıya düşen bir trendi vardı. Zirvesi 1 Ağustos'ta 102 lirayı görmüştü. 102 lira Evet 102 lira 90 kuruşluk bir zirve fiyatı var. Bu düşen trendi kırdı ama ne yazık ki pazarsız çok güzel kırdı. 75 liraya ulaşamadı. 75 liradan geri döndü. Şimdi 70 lira seviyesinde işlem görüyor. 20 günlük hareketli ortalaması var şimdi destek olarak. 70-24 orayı takip ediyoruz destek. 70-20'yi kaybedersek en sağlam desteği de alt tarafta 64 lira olacak. Belki yine oralar test edilebilir duruma göre. Yani 75 lirayı kırması lazım ve kapanış yapması lazım. Bu alçalan trendinin üzerinde bu hafta Cuma'ya kadar Kapanışlar gerçekleştirmesi lazım ki satış baskısı gelmesin ve tekrar alçalan trendin altına düşmesin. Düşerse 64 lira kadar tekrar bir daha inebilir. Buraları da takip edelim şimdi destek direnç olarak 75 lira çok önemli bir direnç seviyesi bulunuyor. Hareket proje taşımacılığında değerli arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum e, izlediğiniz için yatırım tavsiyesi değildi şirketi kısaca bir inceledik tanıdık e, yatırımcısı olan arkadaşlara da bilgilendirmede bulunduk. Görüşmek dileğiyle teşekkür ediyorum bol kazançlı günler arkadaşlar.